Seç Bende dedi. Analizini yapacağız. Bu arada Now Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu da bizlerle birlikte. Türkiye haritasında değişiklik var. Cumhuriyet Halk Partisi elde ettiği büyükşehir belediye sayısı 15'e yükseldi. 21 ille birlikte. Peki değişim nerede? Renk nerede değişti? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Mehmet Öntürk öndeydi. Lütfü Savaş geride. Ve şimdi Anadolu Ajansı'nda açılan sandık oranı %57,3. Lütfü Savaş böyle küsüratlarla. Kaç küsüratlar? 600. 620 oy fark. 620 adet. 620 oy farkıyla. Şimdi yeniden öne geçti. Bu notu iletmiş olalım. Ankara yarışı ile ilgili Mansur Yavaş'ın açıklamalarını duydunuz. Bir balkon konuşması, bir otobüs konuşması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki kalabalıkları da gördünüz. Rakibi Turgut Altınok'un bir açıklaması var. Demokrasi budur. Vatandaş kararını vermiştir. Saygı duyarız. Hayırlı olsun dedi Turgut Altınok. Güzel bir açıklama. Güzel açıklama. Güzel de bir açıklama yaptı. Rehavet yok. Seçmen kredi açtı. Diğer isim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'di. Yok sayılanlar ülkeyi yönetenlere mesaj vermişlerdir. Kimdir peki o yok sayılanlar? Burada o sarı kartı gösterenler kimdir? Ya da bir dip dalgası mı? Bir tsunami? Nasıl özetleyeceğiz ya da anlatacağız bunu? Onu da konuşmak istiyoruz. Ya da Selçuk Tepeli'nin söylediği gibi patron sizsiniz desek yeterli olacak mı? Bence yeterli olur. Hep söylediğimiz şey. Bu arada bu saatten sonra artık bu seçimden sonra hiç kimse emeklileri göz ardı edemez. Dolayısıyla Temmuz'da zam bekleniyor. Artık yapmazlar. Ben katılmıyorum. Kimse göz ardı edemez. Staj mağdurlarını kimse göz ardı edemez. Kademeli emeklilik bekleyenleri kimse göz ardı edemez. 3600-7200 ek gösterge bekleyenleri kimse göz ardı edemez. Verilen sözler tutulmadıysa atama bekleyen öğretmenler, atanmayan öğretmenler, ücretli öğretmenler o kadar zor şartlarda yaşıyorlar ki hiç kimse göz ardı edemez. Saymaya da devam edeceğiz. Patron onlar ama Çiğdem Toker'e dönmek istiyorum. Bir de tabii bu seçimde ortaya çıkan yeni yeni aktörler, yeni bir takım hikayeler var. Dip dalgası mı tsunami mi dediniz ya demin. İzniniz olursa 1989 yılındaki yerel seçimler benim gazeteci olarak izlediğim ilk yerel seçimlerdi. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi 80 darbesi sonrasında mal varına el konulmuştu, kapatılmıştı. SHP vardı. SHP birinci parti olarak çıkmıştı. ANAP'ın çok güçlü bir iktidarı vardı ve ANAP iktidardaki parti 3. sıraya düşmüştü. Dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu üzerimizden silindir geçti demişti. Şimdi 1989'dan bugüne bakıldığında ben biraz benzer bir sonucu görüyorum duygu olarak. Yani seçim sonucunun hissettirdiği siyasi duygu olarak 89'u hatırlıyorum. O dönemi hatırlıyorum. Çiğdem, seni destekleyen minik bir katkıda bulunayım. Devam et. Dediğin çok doğru. 89 yerel seçimleri ve 1977 5 Haziran genel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez Türk siyasi tarihinde bir devrim gibi bir şey bu. %30'un üzerine çıkıyor. Çıkıyor ve Özgür Özel'e bakarsak bir yandan da genel seçim manasında buradan tabii oraya bir sonuç çıkartabilir miyiz bilmiyorum. Çok partili dönemde bu herhalde tarihte ilk. 77'de 41.8 oy almıştı 5 Haziran seçimlerinde. İlk kez %30'un üzerine çıkıyor. Çiğdem katkıda bulunayım dedim. Evet, evet, teşekkür ederim. O da bir değişimin başlangıcı olmuştu. Bugünkü seçimin sonuçları da öyle bir değişime yol açacağı benziyor. O anlamda sizin Selçuk Tepeli dediğiniz ekonomiyle ilgili özellikle kötü ekonominin yoksulluğunu derinleştirdiği, mağduriyetini büyüttüğü kesimlerin, taleplerinin, durumlarının artık giderek daha çok öne çıktığını biz bu seçim sonuçlarıyla birlikte göreceğiz. Ve evet, az önce de söylediğimiz gibi hem parti liderlikleri hem siyasal haritadaki aktörler, oyuncular yeniden şekillenecek, değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması bütünleştirici ve birleştirici temalar taşıyordu. Gençlerle ilgili söylediği cümle bence önemliydi. Orada böyle biraz da böyle sesi çatallaştı. Evet, böyle biraz duygusallaştı, ağlayacak gibi mi evet, oldu? Evet, biraz duygusallaştı. Çünkü gençlerin gözünün yurt dışında olması hepimizin aslında yurttaşlar olarak bizim ortak derdimiz. Orada bir benzetme yaptı, teşbih değil mi? Yani bavullarını toplayıp gitmeye hazırlanan gençler biraz daha beklemeye karar verdiler. Bir şans verdiler. Daha anlaşılan o ki dedi. Evet, bu yerel seçim sonuçları
biraz böyle biz genel seçim gibi zaten hissetmiştik. Ama sonuç itibariyle de birçok şeyi yeniden konuşacağımız bir dönemin başlangıcı olacak. Peki şimdi Ozan Gündoğdu aramızda. Bu arada 1-2 dakikaya YSK Başkanı onun da bir açıklaması varmış. Bu arada onu İstanbul'da fark 10 puana çıktı. İstanbul'daki fark o da inanılmaz. Emekli İttifakı mı? Türkiye İttifakı mı? Nasıl değerlendirirsin? Bu sarı kartsa eğer bunun da tarifi ya da dip dalga, tsunami, ekonomi kaynaklı mı? Yani birçok sebebi olabilir, birçok sebep sıralanabilir ama bir numaraya ekonomi yazmak lazım. Yani başa ekonomiyi yazmak lazım. Bunu verilerle de destekleyebiliriz. Çünkü ekonomi dediğim zaman şöyle bir muhalefet geliyor. Mayıs 2023'te de ekonomi kötüydü. Neden böyle bir tablo var? O kadar değil. Çünkü tüketici güven endeksi, TÜİK'in ölçtüğü tüketici güven endeksi ile iktidar partisinin o oranları arasında ciddi bir paralellik var. Şimdi size bir veri açıklayayım. 90'ın üzerine çıktığı zaman tüketici güven endeksi, Adalet ve Kalkınma Partisi bütün seçimleri kazanmış. Tüketici güven endeksinin 90'ın altında olduğu bu zamana kadar 3 seçim var. 3 seçim var. Yani seçim sandık günü 90'ın altında oldu. Birincisi 7 Haziran 2015. 7 Haziran 2015. Bu arada 90'ın altında 89 bu arada. Dikkatini çekiyorum. Çok özür dilerim. Tabii. Sen onu hatırlatmasını yapacaksın böyle seçim seçim. Biz de bir seçim karnesi grafiğimiz var. O da ekrana gelebilir. Tamamdır. Buyurun. Birinci seçim 7 Haziran 2015 90'ın altında. İkinci seçim 31 Aralık 2019 90'ın altında ve bu seçimde 79. Daha önce Türk Tüketici Güven Endeksinin daha düşük olduğu bir seçime daha önce hiç girmedi Adalet ve Kalkınma Partisi ve çalıştı, denklem çalıştı. Çok ciddi bir düşük tüketici güven endeksi var. Peki Mayıs 2023'te kaçtı? 91'di. Şunu göz ardı etmemek lazım. Mayıs ayında bu halka doğalgaz bedava dağıtıldı. Mayıs ayında, Nisan ayında son zammını aldı emekli. Yani zamlı maaşını aldı ve ertesi ay seçime gitti. Sosyal yardımlara ilişkin Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı çok ciddi çalışmalar yaptı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bir açıklama yapıyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Saygıdeğer basın mensupları, iyi akşamlar diliyorum. Şu an itibariyle sandıkların %51.2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir. Bu süreçte görev alan il ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, Yüksek Seçim Kurulu personeline, sandıklarda görevli olan kamu görevlilerine, siyasi parti temsilcilerine şu ana kadar gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına da özverili çalışmanız için, bize gösterdiğiniz sabır için teşekkür ediyorum. Veri akışı devam etmektedir. Şu ana kadarki açıklanan sonuçların tüm siyasi partilerimize, adaylarımıza, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sonuç açıklanması duyacak mıyız bugün sizden? Geçici bir sonuç açıklanır mı? Değerli arkadaşlar, veri akışı devam etmektedir. Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Gün içerisinde yarın genel bir değerlendirme sonuçlara göre yapabiliriz. Seçilme katılma oranı şu anda veri akışı devam ettiği için vereceğimiz rakam yanıltıcı olabilir. Gün içerisinde sizlerle paylaşabiliriz oranı. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Tekrar tüm vatandaşlarımıza, siyasi partilerimize sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bu arada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan MYK'yı topluyor. Partinin karar organı. Elbette Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na ekleyecek şeyler var. Ülkenin işte güvenlik güçleri, polisi, askeri, görevli olanlar, bütün seçim ortamlarında bu akşam çoğu oruçluydu da yani onların bu akşam iftarı yeterince gitti mi, efendim lojistik desteği var mıydı? Sen de bir iki yudumla idare ettin. Ama öyleyiz, hepimiz öyleyiz. Evet. Dolayısıyla onların da ellerine sağlık. Hepsine teşekkür ederiz. Ozan'la mesela devam edelim. Asker ve polislerin askerlik borçlanmasını falan hep hatırlattık. Yine bir kere daha hatırlatalım. Doğru, ana haberde. Ozan'la devam ediyoruz. Devam ediyoruz Ozan. Böyle yorumcularımıza gidelim. Bu haliyle şunu da atlamamak lazım. Söz konusu şey Cumhurbaşkanlığı olduğu zaman, Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çünkü artık bir parti tarafından yönetiliyor. Çok ciddi bir hakimiyet var. Devlet çok daha fazla konsolide oluyor. Bu seçimde bile gördük. Bütün bakanlar İstanbul'a indi. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün devlet merkezi düzeyde organize oluyor. Ben size bir örnek vermek isterim. Haziran 2022'den Mayıs 2023'e kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çok enteresan bir şey yaptı. Bizde sosyal yardımlar, hanede sigortalı birisi varsa verilmez.
Fakat Haziran 2022 Mayıs 2023 arasında bu kuralı esnettiler ve dediler ki 3 milyon tekil haneye, yani hane büyüklüğü ortalama 3.17'dir. Yaklaşık 9,5 milyon insan bu ve hanede sigortalı insan olmasına rağmen 3 milyon tekil haneye 9,5 milyon insana 850 lirayla 1250 lira arasında yeni bir kampanya olarak yardım gitti. Ve bunun dışında ulusal ev ziyareti programı yapıldı aynı dönemde. 3,5 milyon haneye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri bir ihtiyacınız var mı, Erdoğan'ın selamını getirdik diye 10 milyon insana ziyaret ettiler. Ve her biri yarım saatlik görüşmelerden oluşuyor. Aile Bakanlığı'nın faaliyet raporunda bu açıklanmış. Şimdi böyle bir ablukaya alınmış bir halk dolayısıyla Cumhurbaşkanlığını seçerken özgür davranamaz. Fakat yerel seçimlerde bir miktar o ablukayı kırabildiği anda halkın verdiği tepkiyi çok net şekilde gördük. Bence iktidar partisi, hani deyim yerindeyse, darmadağın oldu bu seçimlerde. En başa dönüyorum sıranın başına. Murat Yetkin'le devam edelim. Bir yandan da İyi Parti'nin performansını değerlendirmenizi isteyeceğim. O performansı çok kısa değerlendirebiliriz yani. İyi Parti çok manalı bir cümle oldu. Çok kısa değerlendirebiliriz. Çünkü İyi Parti, ben bu kadar hakikaten çökeceğini beklemiyordum. Açık söyleyeyim size. Yani ben yine de bir toparlanacak diye düşünüyordum. Bakın 9.69 şeyinizde görülüyor. Genel evet. Seçimdeki performansı şimdi yarısından aşağı düştü. İstifaya çağrılıyor Meral Akşener. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmedi diye Sayın Akşener eleştirmişti. Şimdi bakalım kendisi ne yapacak? Tepe taklak. Ancak. Şimdi Özgür Özel söyledi. 47'den bu yana ilk defa öne geçiyoruz diye. Az önce Doğan da vurguladı. Ben buradan dakika dakika neredeyse şeyi takip ediyorum. Şu anda hem yani Anadolu Ajansı rakamlarına göre hem AK Parti hem CHP 33 küsurda. Böyle CHP geldi, yükseldi, geçiyor. Buradaki kırılma noktası AK Parti'nin %35'in görüyoruz. İlk defa altına düşmesidir. 34 ile iktidar olmuştu 2002 yılında. En şeyde 2023'te 35 küsur almıştı. Şimdi 33 yani 34'ün 35-34'ün de altında 33'ü zorluyor. Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun yıllardır işte Ecevit'in şey yaptığı ta 1970'lerden bu yana ilk defa 30'ların üstünde. Yani şimdi bir cumhurbaşkanlığı seçiminde 30-64 olmuştu. Şimdi yani bayağı üstüne çıktı. Arkadaşlar hani az önce yayının başında siyasi iklim değişiyor demiştik ya. Siyasi iklim değişiyor ve psikolojik üstünlük de değişiyor. Yani bu bir kırılma noktasıdır. Bakın bu bir kırılma noktasıdır. Siyasi iklim değişiyor. Bu bir kırılma noktasıdır. Ben vurguluyorum çünkü hakikaten öneminin anlaşılması gerekiyor. Tarihe not düşmek için evet, söylüyorsunuz. Evet. Murat, yani Cumhurbaşkanı'nın biraz sonra balkon konuşması ve MYK'da bu tarihi kırılma ve siyasi iklimin değişmesiyle ilgili ne konuşmasını bekliyorsun? Tecrübelerine dayanarak Erdoğan, Sayın Erdoğan ne diyecek MYK'da? Bir kere şu anda hani merkez karar yönetim kurulu toplantısında fırtına estiriyordur. Yani Erdoğan şu anda orada bir üye olmak istemem. Hakikaten Erdoğan kasıp kavuruyordur onları. Yani çünkü sorumlular onlar. Hani bu kadar bakanlardan söz ettik. Bu kadar bakan sahaya indi. En fazla Milli Savunma Bakanı herhalde işe yaradı. İşte o asker sevkiyatlarıyla filan dengeler Bartın'a değişti. Bartın'a bakalım mı? Yani, neden Bartın diyecek olursa Bartın, Adalet Bakanı'nın memleketi. Şey demişti, CHP bir puan öne geçmiş bu arada. Yani şunu söylemek lazım. Yani Adalet Bakanı ne demişti Ekrem İmamoğlu'na? Demişti ki sen İstanbul'u kaybettin, haberin yok. Dedi mi? Dedi. Yılmaz Tunç Sayın Adalet Bakanı dedi. Ne oldu? %51,72 oldu Bartın'da. Peki Bartın'a bakalım, sonra devam edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam, o zaman devam edeyim mi? Lütfen. Bakın sadece bakanlar değil, sadece diğer muhalefet partileri değil, sadece CHP içindeki bir hizip değil, onlar da battı. Ya 1 Nisan'ı bekleyen bir ama ekip vardı. Arkadaşlar bu medya ordusuna ne diyeceğiz? Yıllardır
bunlar da medyada bir tarafgirlik, bir militan tutum sergilemediler mi? Vallahi bunlara verilen para haram. Ciddi söylüyorum. Ama bu kadar borazan gibi dört bir ağızdan saldırdılar bu kadar zamandır. Bir yandan da hep söyleyip duruyorum. Ya 200 bin tirol besleyeceğinize 200 bin sığır besleyin. Daha faydalı olur. Hiç olmazsa gıda enflasyonları faydası olur. Vallahi işte sosyal medyada espriler dönüp duruyor. Bir gecede saçı beyazlayanları mı ararsınız? Ne ararsınız? Suratları bir karış. Murat, bunlara sana bir katkıda verilen para mi? Haramdır arkadaş. Sana bu konuda bir katkıda Erdoğan bulunayım. Erdoğan bunları da kasıp kavuracak. 2019'da Cumhurbaşkanı yerel seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi büyük şehirleri aldıktan sonra balkon konuşmasında şöyle bir şeydi. Bu kadar televizyona çıktık. Bu kadar gazetede röportaj verdik. Demek ki halkın gönüllerine girememişiz dedi. Ardından bir hafta veya 10 gün sonra siz de Ankara'da gazeteciler olarak bilirsiniz. Bir toplantı yaptı kendisine yakın medya yöneticileriyle. Ve o toplantıda çok sağlam bir kulis almıştık. Defalarca da gündeme getirdik biz bunu. Hepinizi toplasanız bir Fox edemediniz demişti. Dolayısıyla burada tabii Fox'a bir paye çıkarmıyorum. Biz şimdi Now. Evet şimdi Now. Yani orada Now'a bir paye çıkarmıyorum. Ama dediğin çok doğru. Çok önemli bir cümleydi. Bu kadar televizyonda yayın yaptık, bu kadar röportaj yaptık, halkın gönüllerine giremedik dedi. Nevşin bir durum. Peki Nevşin'e dönmek istiyorum ben çünkü giydiği elbisenin tonuyla bile bu akşamı tahmin etmiş galiba. Anketçiler de bu şeyi sefer anketçiler de sınavı geçti. Hadi bakalım. Anketçiler de sınavı. Ya şimdi İletişim Başkanı'ndan bir açıklama gelmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarımda 00:30'da bir açıklama yapacak diye. Yalnız İletişim Başkanlığı'nın son attığı tweetlere bakıyorum. Cumhurbaşkanı'nın yabancı liderlerle olan temaslarını tek tek. Bu doğru bir şey. Yani bunu doğru alkışlıyorum. Şey, çok doğru. Yani tamam Cumhurbaşkanı kendi asli görevine dönmüştür. İşindedir, gücündedir mesajı verilmiş. Umuyorum böyle devam edilir. Doğrusu budur. Yani bu demokratik olgunluğun gösterilmesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani demesi gereken. Halk bir mesaj verdi. Bu mesajı aldık. Türkiye bu demokrasi sınavını da başarıyla atlatmıştır deyip devam edilmesidir bundan sonra. Herhalde öyle de olacak diye anlıyorum ben ama Murat Bey'in dediği gibi herhalde bunun faturası kesilir. Bu arada Meral Akşener'e yakın Twitter hesapları da Meral Akşener'in de bir açıklama yapacağını yazmaya başlamışlar. Zannediyorum kendisi de bir açıklama yapacak. İyi Parti açısından bir hezimet. Sence tabii. İstifa mı edecek Nevşin? Bir şey söyleyeceğim. Ben yani bence etmesi gerekir. Mesela baksanıza Ankara'da almış olduğu oya Cengiz Topel'in. Yani o kadar aktif bir kampanya yürütmüş olmasına rağmen %1 bile değil baksanıza İstanbul'da. Hadi mesela Meral Akşener İstanbul'a gelmedi kampanya yapmak için. Ama mesela Ankara'da çok sıkı kampanya yaptılar. Yani çok ciddi bir hezimet. Varlık nedeni nedir o zaman İYİ Parti'nin? Tabii şöyle de bir şey var. Aslında şimdi hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş öyle profiller ki merkez sağ da kapsayabilen adaylar. Bu şu demek değil. CHP sağ kayıyor demek değil. Bence bu seçim sonuçları tam tersini gösteriyor. Bakın şimdi Üsküdar'da Sinem Hanım öne geçti Dedetaş. Hatırlayın bundan önce CHP ne yaptı muhafazakar yerlerde? Orada bir muhafazakar aday koyalım da muhafazakarların oylarını alalım. Sinem Hanım tam bir sosyal demokrat. Odacılıktan gelen bir kadın, işte aktif çalışan ama halkçı belediyecilik vaat etti. Yani sosyal demokrat belediyecilik vaat etti ve dolayısıyla bakın öne geçti. Demek ki buradaki formül başka. Şimdi Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu merkez sağ oyları kapsayabilen aday derken şunu demek istiyorum. CHP bu ülkenin kurucu partisi olarak aslında Türkiye'deki merkez sağ da zaten CHP'den kopmuş olan bir merkez sağdır. Yani kurucu partisidir, merkez partisidir CHP bu ülkenin. O bağlamda evet. Diyorum. Tabii şimdi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi o seçmeni de kapsayan adaylar öne çıkınca şimdi bu tip merkez sağında bir işlevi kalmıyor. Kendilerini yeniden tanımlamaları gerekecek. Evet, merkez sağ da öyle. Şimdi bir reklama gitmemiz lazım. Çok kısacık. Sonra tekrar döneceğiz buraya. Buradayız. Analizlerimizle devam edeceğiz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Seçim duraklarına gideceğiz. Ankara'ya baktık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önü panayır yeri gibi. İstanbul'da Saraçhane. Acaba orada durum ne? AK Parti'nin önüne gideceğiz. Ankara'ya ve her balkon konuşması öncesinde toplanan kalabalıklar yine acaba orada mı? Murat Kurum ve Murat Kurum'un bulunduğu yerde durum nedir? Hepsini getireceğiz ekranlarınıza. Türkiye haritasının dört bir yanında şehirlerde görüyorsunuz. Böyle fikirler nasıl değişti, belediye meclislerinde fikirler nasıl değişti, bunların da notlarını az sonra yorumcularımızla birlikte ileteceğiz sizlere. Fakat bakın karşımızda çok önemli bir tablo var. Bu tablo yine size özel, NAV izleyicilerine özel bir tablo. Nedir o diyecek olursanız, bakın Türkiye Geneli Belediye Meclisi
Bu neyi gösteriyor? Ve sandıkların %68'i açılmış Anadolu Ajansı'na göre. Evet, sandıkların %67,9'u, %68'i açıldı ve Türkiye Genelinde Belediye Meclisi, bu tablo bize neyi gösteriyor Selçuk Tepeli? Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti. Şu anda. Buradaki oy durumuna büyük göre. Büyük şehirlerde belediye meclisi var. Dolayısıyla büyük şehirler içindeki CHP'nin oy oranı. Büyük şehirlerdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı 11.269.590 oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne, açılan sandıkların %68'ine göre ve %37,21'lik bir oy oranı. Bu Türkiye büyük, geneli. Büyük şehir, Türkiye geneli. Türkiye geneli büyük şehir belediye meclisleri. Büyük şehir var. İl genel meclisi var bunun için. Yani bu aslında bugün genel seçim olsaydı karşımızda nasıl bir parti dağılımı ve o partilerin oy dağılımı olacaktı? Bugün genel seçim olsaydı, bu yerel değil, genel seçim, Cumhuriyet Halk Partisi birinci partiydi. %37,21 oy almıştı. %36,33 AK Parti ikinci parti olacaktı. Yeniden Refah. Sekizli bir tablo görüyorsunuz. DEM neredeyse %6, 5.90. Milliyetçi Hareket Partisi baraj altı. Bir dakika altı. Ama Yeniden Refah attı ama. Yeniden Refah unutma. Yeniden Refah Partisi çok önemli. %5,70. BDP yani %4,34. Üçüncü ya da dördüncü parti. Evet. İyi Parti %3,54. 2002'ye döndük. %1,16. Saadet Partisi %0,95. Bak Murat çok önemli neredeyse bir şey dedi. 2002'ye döndük diyor. Şimdi. 2002'ye döndük. Bugün seçim olsa iki partili meclis var. Bakın doğru. Bugün seçim olsa iki partili doğru. Meclis. Bu tablo onun tablosudur. Doğru. Nereden nereye geldik denirken? Başa döndük ve bir ekonomik krize daha. Yani 2002'de bir ekonomik kriz sonucu iki partili meclis oluşmuştu. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi olsa diyelim, bu bir genel seçim olsa, yine iki partili meclis kuruluyor. Ama roller değişmiş vaziyette. İlker, ben Deniz'e bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü az önce şey girdi, çok önemli. Tam bu. Burada mı Saraçhane'ye gidelim mi? Bir Saraçhane'ye gidelim çünkü ondan oradaki sonra atmosferini çünkü gösterelim. Bu meclisle ilgili bir şey sormak istiyorum. Peki Saraçhane'ye gidelim. Orada Na Haber'den Gülşah İnce bizleri bekliyor. Gülşah, not sende. Hep bir ağızdan İmamoğlu demeyi çok sevdi. Aslında CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki seçim koordinasyon merkezinde seçim sonuçlarını takip ediyorduk. Ancak saat 21 itibariyle kesin olmayan sonuçlara göre Saraçhane'nin önünde bir kalabalık oluşmaya başladı. Ve şu dakikalarda yaklaşık 2 saat boyunca da o kalabalık giderek büyüdü. Ve Saraçhane önünde bir sevgi seli var. Şu dakikalarda Çağlar Güner de sizlere gösteriyor. Saraçhane'nin önündeki cadde tamamen insan seliyle kaplı halde. Aslında Ekrem İmamoğlu özellikle basın toplantısında altına çizdi. Sandıkta, sandık başında olan görevlilerin ayrılmaması konusunda bu cümlenin altını çizdi. Çünkü şu dakikalarda hala oy sayımları devam ediyor. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları daha ilk önden ve ilk olarak sayılmaya başlandı ama diğer ilçe belediyeler ve belediye meclis üyelikleri de önemli. Çünkü CHP'nin İstanbul'da en önemli hedeflerinden birisi de meclis çoğunluğunu elde etmek. İşte bu nedenle Ekrem İmamoğlu özellikle sandık başındaki görevlerin ayrılmamasını önemli rica etti ama diğer İstanbul seçmenleri de Saraçhane'de bir kutlama hazırlığında. Şu dakikalarda İmamoğlu'nun konuşma yapacağı otobüsün üzerinde sunucu şimdi o kalabalıktan coşkuyla kendisine karşılık vermesini istiyor. Yine Ekrem İmamoğlu sloganlarını duyacağız biraz. Ve hazırlıktalar. Bir yandan da kulağım orada. Şimdi kalabalık. Işıkları ve Ekrem İmamoğlu sloganlarıyla, müzikleriyle hazırlıklar burada son sürat devam ediyor. İmamoğlu ne zaman gelecek? Net bir açıklama yok. Çünkü az önce altını çizdim. Sandıkta görevliler, sandık başında göreve devam etmek hala önemli. Bu yüzden Ekrem İmamoğlu İstanbul İl Başkanlığı'ndaki seçim koordinasyon merkezinde çalışmaların başında. Evet, Saraçhane'de bir konuşma yapacak ama henüz saati belli değil. Buradaki kalabalıksa an be an giderek büyüyor İlker Karagöz. Gülşah İnce oradaki atmosferi anlattı. Şimdi bir grafik daha göstereceğiz sizlere. Ve o grafikte yine Now izleyicilerine özel bir grafik. Bakın Türkiye'de işte tabloyu görüyorsunuz.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı Anadolu Ajansı ve Anka Haber Ajanslarına göre açılan sandık oranı %79,8. Anadolu Ajansı'nda Anka'da %89,5. İki aday arasındaki fark, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum arasındaki fark Anadolu Ajansı'na göre 669.387. İttifaksız. Fark o Haziran 2019'a yaklaşmış 800 durumda. Oydu. Şeyde Ankara'da geçmiş gibi. İşte burada neredeyse 1.996.285 oy farkı var. Ve Anka Haber Ajansı'nın sandık performansı oransal olarak daha yüksek %89,5 şeklinde. Bunun Ankara'sına bakalım. Ankara'da acaba durum ne kadar oy farkı var? Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasında Anka hızlı hızlı saymaya devam ediyor Ankara'yı. %77'lik bir oy sandık oranı var. 786.840 oy farkı Anka'ya göre. Anadolu Ajansı'na göre Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki oy farkı 496.000, neredeyse yarım milyon 674. Bakın burada 2019 yerel seçimlerinde görüyorsunuz. Yalnız İzmir'i konuşmamız gerekecek galiba. Hemen bir İzmir gelsin. İzmir'de de Cemil Tugay, Hamza Dağ, onlar yarıştı. Oy farkı Anadolu Ajansı'na göre 223.416, Anka'ya göre 279.481. Anadolu Ajansı %74,9, Anka %83,8. Açılan sandık oranlarını bu şekilde veriyor. Şimdi oy veriyor. Farkı 2019 seçimlerine göre oy farkı yarı yarıya düşmüş ama. CHP 250 ciddi CHP oy aleyhine. Evet. Çok evet. Ciddi çünkü 50 yarım civarında milyon oy farkı Tunç varmış. Evet. Yani Tunç Soyer'in çok altına düştü. Yani İzmir seçmeni bir mesaj verdi. Genel tabii. Merkezin gösterdiği adayla ilgili bir tavır ortaya dayatma koymuş. Dayatma adaya itiraz etti. Ve siyasetin önünde gitmiş. Aynen seçmen öyle. Siyasetin aynen, önünde ilerlemiş. Şimdi İlker, madem Ankara, İstanbul, İzmir'den söz açmışken az önce Gülşah'a bağlanmadan önce meclis grafiğini vermiştik. Evet. Bu İstanbul'un meclis grafiği ve Ankara'nın meclis grafiği üzerinden ben hem Deniz'e hem Çiğdem'e bir soru yöneltmek istiyorum. İstersen buyurun. Bir verelim İstanbul'un meclis grafiğini. Hemen gelsin. Türkiye genelini arkadaşlar. Türkiye genelini. Türkiye genelde olur, İstanbul'da olur. İstanbul olması tamam. Daha iyi. Buyurun, İstanbul geldi. Şimdi İstanbul'un meclis grafiği İstanbul'da ve Ankara'da biraz sonra gelecek meclisi alıyor. Yani hep söylüyoruz ya lame duck. Yani topal ördek olacak mı olmayacak mı? Deniz, şimdi erken seçimden bahsediyoruz. İşte diğer arkadaşlarımız da sen de erken seçim ihtimalinin altını çizdin. Biz hep ne diyorduk? Hani seçim olursa Ekrem İmamoğlu 2028'de veya daha erken seçimde aday olursa veya Mansur Yavaş aday olursa Ankara ve İstanbul gümüş tepsiyle meclis çoğunluğundan dolayı AKP'ye ikram etmek durumdalar. Şimdi artık bu ihtimal de ortadan kalktı diyebilir miyiz? Doğru kalktı. Yani artık ikram etmeye gerek yok. 182 üye. Yani elleri daha rahatladı diyebiliriz. Rahatlıkla yeni belediye başkanını seçebilir. Yani Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmak için istifa ettiğinde belediye AK Parti'ye teslim edilmek zorunda kalmaz. Aynısı Mansur Yavaş için de geçerli. Vekalet kimdeyse. Tabii kim, yani kimi işaret ederse mecliste seçim yapılır. İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı da o olur. O da ister partiye genel başkan olur, ister cumhurbaşkanı adayı olur. Şimdi izleyicilerimiz çok yaratıcı diyorlar ki ya parlamenter sisteme geçilecek madem hemen geçtiler. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı olsun, Ekrem İmamoğlu da başbakan olsun. Onun tersini söyleyenler de var. Ha, tersini yani fark etmiyor ama görev dağılımı yapılmış. Yani. Fark ediyor canım, şimdi artık siyasette detaylara girdiğimize göre seçmen açısından fark ediyor. Ama bu çok önemli bir şey. Yani... Ya bakın mesela Kırklareli'ni bir açabilir miyiz? Bir kırmızı bir mavi. Bakalım Kırklareli'ye. İzmir'de şey dediniz ya vatandaşın mesajı dediniz ya. Evet. Bakın şimdi oy oranına çıksın, oy oranına bakın önce. Ne istedik? Kırklareli geliyor. Kesim oldu. Geldi Kırklareli. Şimdi bakın. O kadar az ki oy farkı. Şimdi bir de bunun Kırklareli'nin belediye meclisi il genel meclisi şeyine bakın. Bir de il genel meclisine bakalım. Kırklar elinde. Buradaki meclis dağılımı nasıl? Onu da görelim. Derya Bulut bu arada Milliyetçi Hareket Partisi adayı. Şimdi bakın Kırklar elinin il genel meclisine bakın. 51. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi epeyce önde. 51. Değil mi? Tabii. Yani büyük fark var. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Kırklar eli seçmeni adaya kızmış, partisine oy vermeye devam etmiş.
Evet. Adaya oy vermemiş. Bunun açılımı o. Evet, doğru. İzmir'de de aynı şey var. İzmir'de İşte seçmenin detaylara da ne kadar dikkat ettiğini gösteren bir evet. Hemen geldi. Tablo bu. İzmir'de de aday %48,35, Hamza Dağ %37,6, 140 üye Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 38 üye yine AK Parti'ye. Bir önceki seçimle kıyasladığımızda burada oransal olarak da görebiliyor muyuz? Acaba 52, ne kadar üyesi vardı belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin? 52,68 CHP'nin oradaki... Küçük de olsa bir düşme var küçük, 2019 yerel yani seçimlerine 4 göre. Puanlık, ama 4, yine de... 4 puanlık bir gerileme var. Evet. Yani hani başkan İYİ Parti'den de oy almıştı vesaire falan diye şey yapılabilir o 10 puanlık fark. Yani Tunç Soyer'le Cemil Tugay arasında 10 puanlık fark var. Şunu diyebilirler ya İYİ Parti de desteklemişti Tunç Soyer'i, DEM Parti de desteklemişti. Şimdi DEM Parti ile İYİ Parti ne kadar 6-7 puan almış. O ondan kaynaklanıyor olabilir diyebilirler ama şeyde 4 puanlık yaklaşık hatta biraz daha fazla galiba. Evet 4-4,5-5 puanlık bir il belediye meclisinde şey düşüşü var, oy düşüşü var. Bir hesaplama daha yapmanızı isteyeceğiz Ankara Çankaya ile ilgili. Birazdan o grafikte gelsin ama önce nereye gidiyoruz? AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyoruz. Nav Haber'den Merve Görgün bizleri bekliyor orada. Merve, oradaki atmosferi de senden alalım, senden dinleyelim. Bir yandan da Murat Kurum orada mı? Ya da işte kurmayları orada mı, bir açıklama yaptılar mı? Seni dinliyoruz. İlker Karagöz, Saraçhane ne kadar coşkuluysa aslında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde de bir o kadar sessizlik hakim. Burada sadece artık basın mensupları, görevliler ve güvenlik güçleri var ki saatler ilerledikçe güvenlik güçlerinin de sayısı azalmış durumda. Hemen arkamızda AK Parti İl Başkanlığı'nın önünde bir sahne kurulmuştu. Zafer kutlamaları için bir gün öncesinden kurulmuştu o sahne. Yanında iki LED ekran vardı. Seçim sonuçları ilk açıklanmaya başladığında o LED ekran ekranlardan aslında seçim sonuçları veriliyordu ancak bir süre sonra ekranlar kapatıldı. Yine il başkanlığı binasının çevresi demir bariyerlerle çevrilmişti. O bariyerlerde yaklaşık yarım saat önce toplandı, artık kaldırıldı. Murat Kurumsa buraya saat 16.15'te gelmişti. Hala daha içeride seçim sonuçlarını hala il başkanlığından takip ediyor. Buraya gelen hemen bakanları saymak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı da buradaydı. Bazı bakanların buradan ayrıldığı bilgisini aldık ancak biz içeriye giremediğimiz için, dışarıdan yayın yaptığımız için hangi bakanların ayrıldığı konusunda net bir bilgi içeriden de alamadık. Murat Kurum'un oğlu Mehmet Kurum da buradaydı. Seçim süresi boyunca babasıyla birlikte içerideydi ancak yaklaşık bir saat önce o da buradan ayrılırken onun da buradan ayrıldığını gördük. Binanın üst kısmında bir merkez kuruldu. Murat Kurum orada seçim sonuçlarını takip ediyor Murat Kurum. Biz şu an Sütlüce'deyiz. Haliç'in bu tarafında. Şimdi karşı tarafta da burada bu kadar sessizlik hakimken karşı tarafta o Eyüp Sultan tarafında da havai fişeklerin patladığını, kutlamaların yapıldığına şahit olduk. Yine bu AK Parti İl Başkanlığı önünden geçen araçların korna seslerine şahit olduk, kutlamalarına şahit olduk. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek diye aslında basın mensuplarına bir Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu da uygulanmıştı. Bu yüzden bazı basın mensupları, bu akreditasyona sahip olmayan basın mensupları da AK Parti İl Başkanlığı'na alınmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelmeyeceği artık kesin. Ancak hala akreditasyon sınırlaması devam ediyor. Murat Kurum'un aslında ilerleyen saatlerde bir açıklama yapması bekleniyordu. Ancak içeriden aldığımız bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmadan sonra bir açıklama olabilir denildi. Ya da tabii teyit edilmiş bir bilgi değil bu. Ancak bir yanda da konuşma yapacağı salonda da prompterlerin kaldırıldığı bilgisini aldık. Merve Görgün teşekkürler. Türkiye haritasını görüyorsunuz. Bu arada 1 Nisan 2024 tarihine Türkiye bu seçim sonuçlarıyla birlikte nasıl uyanacak? Piyasalar nasıl yorumlayacak? Ona da bakacağız. Anadolu Ajansı sandıkların verilerini paylaşmaya başladığında İstanbul'daki fark %7 idi. Şu anda %9,9. Ekrem İmamoğlu lehine. Ankara'daki fark %17'lerdeydi. Şu anda %26,1 onu söyleyelim. Peki piyasa belirleyiciler.
piyasalar acaba yarın sabah nasıl değerlendirecek, nasıl yorumlayacak? Önce Murat Yetkin diyelim, sonra Ozan Gündoğdu'dan da bunu yorumunu alalım. Tamam, peki. Buyurun. Şimdi yarın sabahı değil, önemli bir piyasa belirleyicisi kaynağım söylüyor. 0.30'daki konuşmasını Erdoğan'ı bekliyorlar. Bakın yarın sabahkini değil, 0.30'daki konuşmasını. 1 Nisan'a da giriyoruz yani, hani 1 Nisan evet. Şakası gibi şey. Şimdi şöyle okuyorum. Baz senaryomuz, aynen okuyorum kendi izinleriyle. Baz senaryomuz Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye dair bu acı reçetenin sonucunu ülke için çektiğini, ekonomide değişiklik beklemediğini söylemesi olacak. Bu aşamada ekonomi yönetimine dair olumlu mesaj vermesi çok önemli. Piyasalar açısından bu olursa Türkiye'de çalışan bir demokrasi var. Anayasa referandumu masadan kalktı ki Nevşin tahmin etmişti bunu. Demek ki dış yatırımcıların beklentisi de bu yüzde. Erken seçimi de gerektirecek bir senaryo yok. Bugün Cumhurbaşkanı diyordu ya, milletçe bıktık, bizler de bıktı, yorulduk diye. Yabancı yatırımcı bu sonucu şimşek kalıp ekonomi politikaları devam ediyorsa çok sevecek. Bunun ilk sinyali asgari ücret zammına bağlı olacak. Enflasyonu bozan ana etken Ocak'taki zamdı. Yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcı mutlak bir AK Parti zaferi veya İmamoğlu'nun az farklı kazanıp sandık güvenliğine malum olduğu sonuçtan korkuyordu. Biz tüm piyasa balkon konuşmasını bekliyoruz. Peki o zaman müsaadenizle ben bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki vaziyete, Türkiye'deki eğilimlere seçmen karar verir. Dünyadaki piyasa aktörleri değil. Patron bu ülkenin seçmenidir. Dolayısıyla onlar böyle istiyor olabilir ama gelirlerinin 1/4'ünü kaybetmiş insanlar gelirlerinin, alım güçlerinin artmasını bekliyorlar ve onların etkisini bu seçimde gördük. İşte, yabancı piyasa aktörleri bu ülkenin patronu değil. Tam bu bizim aşama, seçmenimiz bu ülkenin patronu. Bu aşamada patronu. Çiğdem'e bir söz vereyim, sonra İlker Ozan'a gidecekti. Çiğdem'den merak ettiğim bir konu var. Çiğdem, bu haritaya baktığında biz şimdi hep yerel seçimlerde şunu merak değerlendiriyorduk ve tespit ediyorduk. İşte özellikle AKP'ye oy veren seçmen yerel seçimlerde genelde ihtar verir. Hele ekonomi kötü gidiyorsa, ama genel seçimlerde de verir. Şimdi bu tabloya baktığında, bu ekonomik tabloyu da zaten yorumluyoruz. Seçim sürecinde de yorumladık. Kötü giden de bir ekonomik tablo var. Bu artık bir ihtardan öteye gitmiş durumda. Yani ben öyle görüyorum. Sen nasıl görüyorsun bunu? İhtar mı yoksa daha farklı bir şey mi? Yani Nisan'dan sonra artık yavaş yavaş seçim istiyoruz'un bir öteki türlü söylemi mi? Öyle mi yorumluyorsun? Burada bir uyarı olduğu çok açık. Siyasal iktidara durumlarından hoşnutsuzluklarını çok açık bir şekilde dile getirmişler. Yani oylarıyla bunu yansıtmış durumdalar. Demin işte meclis oranlarına da baktık, belediye meclis oranlarına da baktık. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin açık bir şeyi vardı, galibiyeti vardı ya, açıklanan sonuçlara göre. Yalnız burada ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu bir yerel seçim ve sonuçlar çok önemli ama Adalet ve Kalkınma Partisi hala çoğunlukta mecliste. Şunu demek istiyorum. Aklımıza gelebilecek her türlü konuda kanun çıkarıyorlar. Yani saray mutfağında hazırlanan bir yasal düzenleme matematik çoğunluklarına dayalı olarak meclisten çok hızlı bir şekilde kanunlaşabiliyor. Bunu da torba kanunlarla yapıyorlar. Torba kanunların arasında istedikleri konudaki birbirine benzemez kanunları bir araya getirebiliyorlar. Şunu demek istiyorum. Bu sonuçların ardından hala, çünkü biz parlamenter rejime dönmüş değiliz. Parlamenter partili cumhurbaşkanlığı sistemi içindeyiz. İktidar, siyasal iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağırlık merkezi olan geçen yerel yönetimlerin işini zorlaştıracak, özellikle mali kaynakların kullanımı açısından kısıtlayıcı yeni yasal düzenlemeler getirebilir. Daha doğrusu bunu denemesi bizler için sürpriz olmaz. Yani bunu ben hatırlatmak istedim, altını çizmek istedim. Ben bir şey daha söyleyeceğim o zaman. Ondan sonra da Ozan belki bu söyleyeceğim şeyi yorumlayabilir. İşte benim algıladığım da geçen seçimlerde teyit edilmiş bir şeydir bu. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimden sonra da yine piyasalar olumlu algılamıştı. Güç dengelendiği için piyasalar bence yarın daha sakin olur.
demokrasi çalıştığı için bir kere Türkiye ekonomisi asla kötü etkilenmez. Demokrasi çalıştığı için hem yabancı yatırımcı açısından da ne derlerse desinler. Bence çok daha olumlu bir hava oluşacak. Seçimler bu ülkede bir fonksiyona sahip. Dolayısıyla bunun payıyla paydasıyla ekonomi açısından yorumum şudur. Demokrasi çalıştığı için piyasalar kötü hiç etkilenir mi ya? Ozan. Etkilenebilir. Ben enteresan bir şey söyleyeyim. 2019 seçimlerinden sonra, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra hatırlarsınız İstanbul seçimi tekrar edildi. 24 Haziran 2019'da İstanbul tekrar kaybedildi. Temmuz ayında Erdoğan'ın yaptığı Murat Çetinkaya'yı görevden almak oldu. Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkanı'ydı. Yani bu tip mağlubiyetlerden sonra Erdoğan'ın ekonomi yönetiminden kelle verme adeti var. Ve dolayısıyla aslında Murat Bey'in kulisi çok mantıklı, rasyonel. Çünkü şu anda herkesin gözü Mehmet Şimşek'te. Peki, ben acaba Mehmet Şimşek göreve devam edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü bu hezimetin sorumluluğunun Mehmet Şimşek ekonomisine veya Mehmet Şimşek programına yıkılması Erdoğan'ın politik adetidir. Peki bir şey söyleyeceğim. Murat Yetkin'in görüşü değil o tabii o. Murat Yetkin'in piyasalardan kokladığı şey. Anlatıyoruz yani. Ama o görüşü... Yani o piyasa aktörlerinin görüşüne ben itiraz ediyorum. Dolayısıyla sana da itiraz ediyorum. Göreceğiz bakalım yarın. Yani şöyle şunu demeye çalışıyorum. Muhakkak... Hatta Çiğdem Hanım'a bile itiraz ediyorum. Yo Ozan bitirsin sözünü ben bir şey yani ilave edeceğim. Çiğdem önce söylesin ondan sonra itiraz et. Ben söylediğini anladık canım demin. Piyasa değil. Türkiye'de kararı Türkiye'nin seçmeni verir. Ben piyasalarla ilgili bir şey söylemedim. Ve bu bambaşka, iyi gelir. Yok bambaşka bir şey söyledim. Ben evet. Dile de itiraz etmiştim. Ya şunu demeye çalışıyorum. Daha önce şunu denedi. Piyasa muhakkak demokrasiyi hazmetse iyi olur. Dünya doğru piyasalarından bahsediyorum. Dünyanın demokrasideki halini görüyorsunuz. Türkiye şu anda bu seçim sonuçlarına Selçuk göre dünya açısından bile demokrasinin ümididir ya. Selçukcuğum. Yapmayın. Doğrudur. Selçukcuğum sen herhalde yani bir daha okuyayım istersen ama diyor ki çok iyi bir sonuç çıktı demokrasi açısından. Bunun işlemeye devam etmesi ekonomik gidişinde engellenmemesi lazım bizce diyor. Tayyip Erdoğan mesajı alırsa her şey Tayyip yolunda Erdoğan gidebilir. Tayyip Erdoğan mesajı alır mı almaz mı bilmiyorum tersini ama bunu yaparsa, şey yapıyorlar. Ben de Murat Bey'in verdiği bu bilgi üzerine söyledim. Yoksa Murat Bey'in yorumu değil yani bir kulis bilgisi. Şunu yaptı daha önce Erdoğan. Madem yüksek faiz durgunluk yaratıyor ve bu durgunluk bir seçim hezimete neden oluyor. O halde seçim ekonomisi demek düşük faiz demektir dedi. Ve piyasaya para pompalayan, sürekli para akıtan ve bu şekilde piyasa çarklarını hızlı döndüren bir ekonomi modeline 2020'den itibaren geçti. Şimdi de aynısını yapma ihtimali var ve bu ihtimal piyasada satın alınıyor. Ama ikisi de yanlıştı. Yani bunun doğru, daha dengeli ayrı olabileceği, alım gücünün de bu kadar bir grubun üstüne alım gücü yükünün yıkılmayacağı bir ekonomi modeli de mümkündür. Buna demokrasi denir. Seçmenin talebini göz ardı edemez. Orada da yani ekonomik olmayan temelleri de var İlker bu krizin. Parmak kaldırmış. Uluslararası tabii piyasa aktörlerinin beklenti kaldırmış ve çıkarlarıyla toplumların beklenti ve çıkarları aynı değildir. Ben böyle bir açıklık getireyim. Hı. Deniz Zeyrek'le Nevşin Mengü'ye de herhangi bir itiraz yoksa şu an için. Benim herkese itirazım var. Şimdi devam ediyorum. Ama Nevşin'le bugün hiç itiraz noktası yok aramızda. Evet ya o enteresan oldu. Bak şimdi bak o hiçbir şey söylemedi bu bence konuda. Bu konuda bile aynı fikirde olduğumuzu ben anlıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bu da hayata gerçekten çok etkili bir grafik ve bize bugünkü seçimin öyle bir sonucunu söylüyor ki birazdan sizlerden yorumunu da alacağız. Bakın AK Parti'nin 2019 yerel seçimine göre oy değişimi şu anda nasıl karşımızda? 9 ile ilgili karşılaştıracak bir durum yok çünkü 2019 seçimlerinde ittifakla o seçime gidilmişti. Dolayısıyla bunu karşılaştıramıyoruz. Fakat 8 ilde ancak AK Parti oylarını yükseltiyor. Hakkari, Tunceli, Bayburt, Kastamonu, Isparta, Muğla, Edirne ve Hatay'da. Geri kalan 64 il, bakar mısınız? Azalan oy. Zaten böyle koyu sarı ve açık sarı şeklinde bunu görüyorsunuz. Bir de bunun Cumhuriyet Halk Partisi formu var. Cumhuriyet Halk Partisi de gelsin hemen ekranlarınıza. Kaç ilde oylarını arttırdı, kaç ilde oyları azaldı. 24 ilde karşılaştıracak bir aday yok. 2019 seçiminde İyi Parti ile ittifak vardı. Dolayısıyla orada İyi Parti'nin adayı desteklendi. Artan oy 35 ilde. Cumhuriyet Halk Partisi oylarını arttırdı. 22 ilde ise oylarının azaldığına tanıklık ediyoruz. Bu arada oyların azaldığı iller Çanakkale, İzmir, Aydın, Burdur, Antalya, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Çankırı, Eskişehir, Bilecik,
İstanbul, Tekirdağ, çok, çok Sinop. Çok az ama İstanbul. Efendim? İstanbul çok az yani. Kayda değer bir azalma yok. Ankara'ya göre de bir yandan da tabii yani orada da farklı bir durum. Rize. Aynen öyle. Rize, Artvin, Ardahan, Kars diyerek de devam ediyor. Peki, de bu bunun, iki tablo önemli. Bir de bunun İyi Parti ve Dem Partisi versiyonuna bakalım. Hemen bakalım. İyi Parti dedin ya, onun için diyorum. İyi Parti versiyonu, Dem Parti versiyonu. Şimdi burada Dem Parti'den başlayayım ben. 52 ilde karşılaştırılacak aday durumu yok. Çünkü ittifaktaydılar, aday göstermediler. Artan 13 il, oyu azalan 16 il söz konusu. Dem Parti'nin mesela Parti kendi bölgesinde, buradan uzak gözlüklerim olmadığı için sen daha oraya yakınsın. Kendi bölgesinde uzağa görebilmek eyvallah. Miyim? Bak. Kendi bölgesinde kaybettiği yerler Dem Partisi'nin neresi? Kendi bölgesi yani güçlü olduğu bölgede diyelim. Güneydoğu'da. Şimdi oyların azaldığı kendi bölgesinde. Hakkari'de oyu azalmış. Hakkari'de Batman'da azalmış. Mardin'de azalmış. Bingöl'de azalmış. Elazığ'da, Kars'ta azalmış. Acaba neden? Buralarda Batman'da azalmış. İşte onu da Nevşin Mengü'ye, Deniz Zeyre'ye hani hemen soracağım. Hemen soralım acaba neden? Bence şeyi de soralım. CHP ve AKP'yi de sorarak gidelim yani. Kars'la ilgili bir yazın vardı Deniz abi. Evet. Hemen o zaman buradan devam edelim. Neden azalmış olabilir? Ya Kars'ta bir kere şöyle bir şey oldu. 4-5 bin küsur asker 3 ay öncesinden Kars'a transfer edildi. Yani bu tarihlerde bir görev yani tatbikat olabilir bir şey olabilir ama yani bu tarihte Kars'ta olacakları için seçim kütükleri kendi şeylerinden alındı, Kars'a taşındı. Ben bunu yazdım. Yani 4 tane adrese yaklaşık 5 bin kişi yazdılar. Muhtemelen kışlalar falan da o adresler. Yani dolayısıyla da Hakkari'de de öyle mesela. Hakkari'de bakın AK Parti'nin oyu artan yerlerden biri Hakkari'ydi. Bir önceki seçimde %59,97 iken oy HDP'ydi o zaman. Yok, AK Parti, AK Parti'ye bak. AK Parti peki AK Parti %33,25 iken şimdi bakın %13'lük bir fark var. %46,4. Özgür Özel'in biraz önce yaptığı yani, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in taşımalı değil yani şöyle bir şey oldu. Bu mu? Ya Allah, ben biraz ironik de bir şey söyleyeceğim. Ya zaten kayyum atıyorsunuz bu ekonomik krizde, bu kıtlık ortamında bu kadar askeri niye transfer edip oradaki seçimi kazanmak? Alın işe de yaramadı. Boşu boşuna o kadar para harcandı. Yani bu askerlere görev yazıldı seçim tarihine yakın zamanlarda oralara. Ama yani, Şırnak'ta da belli iddialar vardı. Şırnak'ta da daha önce zaten AK Parti yani Şırnak şu anda zaten kayyum atanmadan AK Parti belediyesiydi. Hmm. Yani ve Şırnak geldi. Şırnak'ta bakın 61 ile kazanılmıştı hem de %61 ile. Yani burada devlet görevlilerinin böyle bir misyonu oluştu. Yani asker polis gidiyor ya AK Parti'ye ya MHP'ye oy veriyor. Oradaki küçük yerlerde o kadar etkili ki. Deniz yani, bu senin söylediğinden şöyle bir şey de görüyorum ben. Genelde bu bölgelerde hep de şaşırtıcı çıkardı. Birinci parti Dem çıkardı ya da AK Parti çıkardı. Ondan sonra gelen parti genelde MHP olurdu ve senin söylediğin gibi asker, polis ve devlet görevlilerine bağlardık. Fakat buralarda da ilginç şeyler oluyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi belli yerlerde MHP'nin yerine geçmiş durumda. Yani MHP Cumhuriyet Halk Partisi. MHP'nin adayı yok. MHP. Hayır ama başka yerlerde şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi oylarını arttırmış. Orada Atatürkçü askerler vardır aralarında belki. Ne geçmişte de vardı canım ya, ona bakarsan. Hayır yani 10 bin yani asker gitmişse orada 900. Geçmişte CHP bu kadar güçlü değildi böyle. Yok şunu diyorum, orada CHP'nin oyu 1381 gözüküyor Anadolu Ajansı'nda. Yani giden 10 bin askerden 600 tanesi falan CHP'li olabilir. Nereden bileceğiz? Yani askerlerin içinde de emir gereği oraya gidip oy kullanıp ama AK Parti ya da MHP'ye anladım oy vermemiş. Yani geçmişte CHP daha altlardaydı, onu demek istedim. İşte tamam. Yükselmiş. Yani orada devlet memurları ve aracılığıyla bir takım şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Mühendislik yani. Ne gerek var ya bu kıtlık ortamında? Siyasi ve ağrı da vardı ilaveten değil mi? Sadece Şırnak değil, birden fazla il ve ilçe. Hatta DEM Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan ilçe ilçe açıklama yaptı gün içinde. Yani kaç noktada 31 merkezde 46 bin seçmenin taşımalı bir şekilde oy kullandırıldığını söyledi. Küçük yerlerde çok büyük rakamlar. Küçük yerlerde büyük, tabii çok büyük rakamlar. Gerçi dezenformasyonla mücadele merkezi bunun işte güvenlik zafiyeti yaratmasın diye yapıldığını ve sosyal medyada dolaşan şeyler gerçek değildir diye bir açıklama yaptı ama yine de bence bir açıklık gerekiyor. Daha net
kamuoyuna şöyle bilgilendirilmesi bir şey olsa, gerekiyor. Çünkü şimdi geçen senelerden farkı şu. Adam zaten orada görev yapıyor. Oradaki Tugay'da. Evet. İşte uzman çavuş, assubay, subay vesaire. O elbette ki oyunu orada kullanacak. Ama oraya sen tabii görev yapmayan. 3 günlük bir görevle oraya gönderirsen o görev de önceden belli olduğu için. Üstelik fayda da sağlamamış diyorsun Deniz abi. Sağlanmış mı? Bakın. Şırnak zaten AK Parti değil. Bakalım bakın burada böyle. Yani burada mesela Bitlis. Ama belki değişecekti yani. Değişecekti hani, belki. Değişecekti. Belki de. Belki de. Yani en büyük yani. En büyük şey zaten Şırnak'ta olmuş en büyük transfer. 28 yani. Yıl 2019 yerel seçimlerine göre tercihini değiştiren şehirler. 28 yıl. Peki şimdi az önce DEM Parti dedik. DEM Parti'de 16 il azalan oy, 13 il artan oy. Burada zaten renkler de onu gösteriyor. İyi Parti'yi de hemen göstermiş olalım. Az önce de geldi ekranlara. İyi Parti'nin performansı da bu şekilde Selçuk. Artan 5 il. AK Parti ile CHP'yi hemen geçtik. Bence onu da tekrar getirelim. Hem Nevşin hem diğer arkadaşlarımız da yorumlasın. Tamam, çünkü onlar önemli. Asıl önemli olan İyi Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti AK Parti'nin. Tamam. İyi Parti ile tamamlayalım. Sonra yeniden o grafiklere dönebiliriz. 37 ilde azalmış İyi Parti'nin oyu. Peki o zaman tekrar o grafikler gelsin. Şaşırtan il, sürpriz bulduğunuz il, sonucunu hani şaşırtıcı merak bulduklarınızda ediyorum. Bir geçiş yapalım. Herkes Çorum'a şaşırmış. Sosyal medyada sorumlu. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha açalım. Kazandığı il, kaybettiği il. Evet, evet. Kazandığı oy, kaybettiği oy. Biraz sonra. Şimdi Adıyaman, Abdurrahman Tutdere %49,2. Anadolu Ajansı bu arada artık burada seçimi neredeyse tamamlamış. Dolayısıyla Abdurrahman Tutdere Adıyaman'ın yeni belediye başkanı desek herhalde bir yanlışlık yok. 2019'da yok bile yani. Ve evet, burası 2019'da menzilinde güçlü tarikatının oluyor. Merkezi ya. Ama menzil şey nasıl belediye meclisinde CHP galiba 3. falan burada. Belediye meclisinde görebiliyor muyuz? Ziya Polat da bu arada %27,83 ile ikinci tamamlıyor. Burada meclisi. Yarışı. İl Genel Meclisi'ne bakalım. Adıyaman'da nasıl bir meclis tablosu var. Özel idare meclis tablosu. AK Parti %35,92. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi gene i̇şte fena burada değil. Da, burada da aday hiç yoktan iyi. Burada Abdurrahman Tutdere milletvekili döneminde mecliste tütün üreticilerinin sorunlarını çok ısrarlı ve yoğun bir şekilde dile getirdi. Yani bir fark kararlılıkla, yaratan siyasetçi. Fark yaratan bir siyasetçi. Yani böyle şey hani korakor derler ya, uzun vekilliği süresine yayılan bir dönemde tütün üreticilerinin sıkıntılarını soru önergeleriyle, araştırma önergesi teklifleriyle hep gündemde tutmaya çalıştı. Bence ve yine aynı yere geliyor. Partisinin iki katı oy almış. Evet. Yani kademeli emeklilik bekleyenler, işte uzunca bir dönem EYT. Çiftçiler. Hani, ve çiftçiler yani onların da sesi duyuldu ve bu da bir şekilde sandığa da yansıdı. Adıyaman'a yansıdı bir kere. Bak, bunu görüyoruz. Partinin iki katı kadar oy almış Abdurrahman Bey. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçen iki kat oranında geçen bir sonuç alıyor. %24 mecliste %49 şeyde başkan oyunda. Ve şu anda Ekrem İmamoğlu konuşma yapıyor, oraya gidelim. Basın mensupları, saygıdeğer İstanbullular, kıymetli hemşerilerim, sizleri il başkanlığımızdan değerli il başkanımız Sayın Özgür Çelik'le birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle ifade etmek isterim ki en son sizlerle paylaştığım süreçten bu yana artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sistemimizde teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada değerlendirilmiş haliyle %96'sının sonuçları elimizde var ve 1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle artık yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi
açıklamaları Yüksek Seçim Kurulu ilçeler, il ve Yüksek Seçim Kurulu rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan. Ama şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde bir oyla hemen hemen sonuçlar belli olmuştur diyebilirim. Ve açıkçası %52'ye yakın bir oy oranımızla %39,5 civarında bir oy oranı ikimiz iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bunun yanı sıra bizi tabii mutlu eden hedeflerimizin ilçeler noktasında da büyük oranda gerçekleşmiş olmasıdır. 14 belediyemiz bize daha önceki dönemde de yönettiğimiz 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler noktasında hiçbir sorun yaşamadık. Yanı sıra 11 belediyede de artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş, neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçelerimiz. Bu ilçeler Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüp Sultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile. 11 ilçemiz bunlar ama başta şu anda Gazi Osman Paşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini de ifade etmek isterim. Dolayısıyla ilçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında yoğun emek gösteren arkadaşlarıma buradan çok ama çok teşekkür ediyorum ve süreçlerin henüz bitmediğini, ilçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını, bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımızın belirlediği şekliyle il başkanlığımıza ulaştırılan ana ya da ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasını buradan sevgili yol arkadaşlarımıza, il başkanımızla birlikte iletmeyi bir borç biliyoruz. Tabii ki onlara da yürekten, kalben bu değerli günde, demokrasinin düğününde çok değerli bir sınav ve çok değerli bir görev yaptıkları için de her birisine ayrı ayrı teşekkürü tekrar bir borç biliyorum. Tabii güzel hemşehrilerim, dediğim gibi seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, parti meclisi üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü bir örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız nezdinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde tabii ki her ilçede belediye başkan adayımız var. Gerçekten tarihinin en düzenli, en düzeyli, tümüyle insanı odaklı kampanyalar yürüten 39 ilçe belediye başkan adayımıza ve onun nezdindeki bütün ekip arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bu başarıda emek harcayan İstanbul gönüllerine, bu organizasyona gönüllü katılan on binlerce insanımızın varlığı bizi çok mutlu etmiştir. Hala sandıklarda seçim koordinasyonda görevlerini sürdüren yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette İstanbul İttifakı'nı içselleştiren ve bu ittifakı güçlendiren İstanbul'daki halkımıza, insanlarımıza, kadınlara, çocuklara, gençlere, İstanbul İttifakı kavramını ruhen, bedenen kabul eden herkese, o halkın oluşturduğu vicdan ittifakına yürekten teşekkür ediyorum. Emeklilere teşekkür ediyorum, gençlere teşekkür ediyorum,
İşçilere, emekçilere teşekkür ediyorum. İş insanlarına teşekkür ediyorum. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii sadece seçimlerde değil, tüm hayatıma güç katan ve bu zor süreçte en büyük yardımcım olan sevgili eşime, Dileğe, Selim'e, Semih'e, Beren'e ve anneme, babama, bütün aile fertlerime çok çok teşekkür ediyorum. Bu seçimde de dualarıyla bana büyük manevi güç katan, İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde, hatta Türkiye'nin birçok yerinden bize farklı vasıtalarla dualarını yollayan güzel annelerimize, teyzelerimize, ablalarımıza inanılmaz içten minnet duygularımla teşekkür ediyor. Her birinin ellerinden öpüyorum. Dualarınız kabul oldu ve az önce de ifade ettiğim gibi o mitinglerin en ön saflarında duran çocuklarımıza, 3 yaşında, 5 yaşında hatta bebeklerimize hangi duyguyla bu süreci bizimle paylaştığını anlamakta bile güçlük çekeceğimiz, ruhen süreci hisseden ve bizimle kavrayan o güzel çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Kampanya ekibime çok teşekkür ediyorum. Her birisi birbirinden kıymetli, dostlarıma, yöneticilerime, kampanya direktörüme, danışmanlarıma, akademisyenlere, büyük bir ekibiz orada. Çok güçlü bir ekibimiz var. İçten ve içselleştirmiş biçimde hareket eden ekibimiz var. Her birisine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürecinde bu süreci buraya kadar taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdindeki yöneticisinden emekçisine, idarecisinden çalışanına, mimarından mühendisinden uzmanına, her birisine, bütün kurum ve kuruluşlarında bulunan 90 bin insanımıza teşekkür ediyorum ve onlar bu süreçte İstanbul Başardı markasıyla beraber İstanbullunun gönüllerini kazandıkları için teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte 14 belediyesi olarak bir arada çalışan ve 14 belediye başkanı olarak süreci en nitelikli, en ahlaklı şekilde sona erdirerek bu dönemi bitiren 14 belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum. Şunu söylemem lazım, tabii bu seçimler önemli. İstanbul İttifakı'na, İstanbul'un 16 milyon muhafızına tabii ki bakarak şunu söylemek istiyorum. Millet sadece seçimlerde kimin yöneteceğine karar vermez. Aynı zamanda seçime giren herkese görevler verir. Seçmen ne mesaj verdi, millet ne görev verdi diye anlamakla yükümlüyüz. Halkın iradesini temsil iddiasında bulunan herkesin göstermesi gereken asıl feraset budur. Milletin sandıkta verdiği görevleri yok sayanlar, doğru anlamayanlar eninde sonunda milletin gönlündeki yerlerini kaybederler. Onun için milletin sandıkta verdikleri görevleri herkesin doğru anlamakla ilgili yükümlülükleri vardır. Bugün gerçekleşen iradesiyle İstanbullular bana icraatçı, halkçı, insanını ayırmayan dayanışmacı belediyecilikte tam yol ileri görevini vermiştir. Daha fazla hizmet, daha çok yatırım, milletin parasını millete verme yönünde daha güçlü adımlar atma görevi vermiştir. 16 milyon vatandaşımız ile birlikte partizanlığı tarihe gömdük. İstanbulluların bana verdiği bütün bu görevleri, bütün bu anlayışı emir kabul ediyorum. Yerine getirmeyi onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. Bu gece 16 milyon İstanbullu sadece bana değil, elbette iktidara, rakiplerimize, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve hükümet yetkililerine de mesajlar vermiştir. İktidara milletin söylediği şudur: bugün hükümet belediye ilişkileri açısından yeni bir dönemin ele alınması sorumluluğunu yüklemiştir. İstanbulluların açık iradesiyle karşısında yeni metrolar başta olmak üzere nedensizce bekletilen tüm imzaların bir an önce tamamlanması, atılması ve İstanbul'un yatırımlarının geciktirilmemesi, engellenmemesi görevini vermişlerdir.
depreme hazırlık konusunda işbirliği hususunun en önemli konu olduğunu, merkezi idarenin yerel yönetimleri yok sayarak hareket etmemesi, bu konuda başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi ekseninde güçlü bir işbirliğinin kurulması ile ilgili bir sürecin başlatılması ve bu şekilde İstanbul'un, Marmara'nın depremle ilgili mücadelesinin büyük bir seferberliğe dönüşmesi süreciyle ilgili görev vermiştir. Yine özellikle Melen Barajı gibi İstanbul'un suyu için önemli bir proje olan ama yıllardır ne yazık ki kıyıda bekletilen büyük bir beceriksizlikle yapılamayan alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve Merkezi İdare'nin işbirliğiyle bu sorunun acilen çözülmesi sorumluluğu yüklemiştir iktidara. Ulaşım Koordinasyon Merkezi, yani İstanbul'un başta taksi olmak üzere birçok konuda UKM üzerinden İstanbul'un işlevselliği ya da iş yapma kavramlarının yok sayılması hususuyla ilgili yapılan ve 2020 yılında ortaya konan UKM'deki değişikliklerle kanuna uygun olmayan bu biçimin derhal geriye çekilerek İstanbul'un kendi işiyle ilgilenmesi noktasındaki engellemelerin ortadan kaldırılmasının gerekliliği iktidara mesaj olarak verilmiştir. İstanbul'un Kanal İstanbul gibi gündemi yoktur sözünü sayın adaydan alıp bütün iktidarın kabullenip kanal meselesini İstanbul'un gündeminden çıkartmanın adımlarını iktidar derhal İstanbul halkının sesini dinleyerek ortaya koymak mecburiyetindedir. Vatandaşlarımızın beklentisi, bilim dünyasının ortak fikrine saygı gösterilmesi, İstanbul gündeminde olmayan bu konuyu tamamen İstanbul'un gündeminden çıkartılması meselesidir. Aynı zamanda bugün ortaya konan irade, güçlü bir demokrasi ve kardeşlik iradesidir. Sandıkta yaşanan İstanbul İttifakı, partiler ötesi muazzam bir gönül ve vicdan buluşmasıdır. Tüm farklılıklarımızla birlikte tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşama iradesidir. Çok renkli ve çok sesli İstanbul'u koruma ve geliştirme iradesidir. Ben kendimi bu iradenin hayata geçirilmesi konusunda birinci derecede İstanbul'da görevli ve sorumlu kabul ediyorum. En kısa sürede mazbatamı alarak İstanbul'da hizmette yeni bir 5 yılın ilk mesai gününe başlamak için elbette sabırsızlanıyorum. Sevgili İstanbullular, sevgili yurttaşlarım, siz bugün yeni bir gelecek için kapıyı açtınız. Yarından itibaren Türkiye başka bir Türkiye olacak. Demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, akılcılığın, bilimin, sevginin, dayanışmanın şahlandığı bir Türkiye'ye ilk adımı atılmasına fırsat tanıdınız. Seçim ihlallerinin tarihe karıştığı bir dönem hepimizi bekliyor olacak. Kayyum uygulamalarını son bulacağı bir dönem bizi bekliyor olacak. Yarın yepyeni pırıl pırıl bir sabaha uyanacağız. Pırıl pırıl bir sabah olacak. Milletimizin yeni bir heyecana, yeni bir umuda ihtiyacı vardır. Siz bu umudu sandıkta ateşlediniz. Çok da güzel yaptınız. Bu anlamda İstanbul'un muhafızları olarak görevinizi yaptınız. Sevgili İstanbul'un muhafızları, yarından itibaren uzun yıllardır bizi ayrıştıran kutuplaşma yerini çok sıcak bir kucaklaşmaya bırakacak. Uzun yıllardır siyasete sinmiş rakibini düşman gören o dil artık sönecek, millet nezdinde hiç değer görmeyecek. Yerine saygı ve sevgi dili hakim olacak. Uzun süredir hasret kaldığımız demokrasi bağrımızda ve demokrasiyi bir şekilde açığa çıkarma noktasındaki o sıkıntımızı bu seçimle birlikte açığa çıkarttık ve sandıklardan coşa coşa demokrasi rüzgarı fışkırdı. Bu akşamdan itibaren demokrasi Saraçhane'den meydanlara, sokaklara, üniversitelere, kahvehanelere, kent lokantasına ve hatta İstanbul'un tüm köftecilerine
yayılacak. İstanbul'da vatandaşlar ama özellikle gençler fikirlerini korkusuzca haykıra haykıra ifade edecekler. Kadınlar sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta cesurca mücadelelerini güçlendirecekler. İşçiler, emekçiler adil yaşam taleplerini yüreklilikle dillendirecekler. Emekliler yılların alın terinden doğan haklarını bu seçimle merkezi iktidara da haykırmış oldular. Ve iktidarın tüm bileşenlerini, hükümetin tüm bileşenlerini, bakanlarını, kurumlarını, kurullarını göreve sert bir şekilde davet etmiş oldular. Bir yıldır verdikleri sözün tutulmaması noktasında vatandaş onlara derin bir mesaj vermiştir. Bu şehrin çok güzel, derin ve kadim renkleri, bu şehrin insanları, bu şehrin Kürtleri, Alevileri, Ermenileri, Çerkezleri, Anadolu'nun tüm şehirlerinden buraya göç etmiş İstanbullular bu şehirde haklarını özgürce savunacaklar. İnsanlarımızın tamamı hür ve eşit bir biçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukukları çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hisseder olduklarını derin bir biçimde hissedecekler. İstanbul'un, Türkiye'nin bütün renkleri, bütün çiçekleri yarın doğacak güneşle bu şehirde tekrar güçlü bir şekilde açacak. Türkiye demokraside yarından itibaren yeni bir dönemi yeşertecek. Yarından itibaren yanacak demokrasi meşalesi önümüzdeki zor dönemde bize ışık tutacak ve içimizi ısıtacak. Sevgili hemşehrilerim, değerli katılımcılar ve basın mensupları, bu seçim sonuçları yani İstanbul sonuçları aynı zamanda İstanbul'un etkisi çerçevesinde dünyaya verilmiş çok önemli bir mesajdır. Bu dünyada demokrasiler ne yazık ki uzun süredir bir gerileme içerisindeydi. Demokrasi gerilerken otoriter yönetimler iktidara geliyorlardı. Acaba demokrasi tarihinin sonuna mı geldik diye yazılan çok yazılar dünyanın her ülkesinde vardı. 31 Mart 2024 Türkiye'deki demokratik erozyonun bittiğini, demokrasinin tekrar şahlanmaya başladığı anın günüdür. Yurttaşlarım, bugün artık demokrasinin kalbi bütün geniş coğrafyada İstanbul'da atmaktadır. Özellikle yakın coğrafyamız için demokratik zaferin anlamı çok büyüktür. Otoriter rejimler altında mutsuz olan ve ezilen halklar bugün gözlerini İstanbul'a çevirmişlerdir. Aynen 1920'lerin başında ezilen halkların gözlerini milli uyanışımıza çevirmeleri gibi. Aynen 1923'te Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in tüm ezilen milletlere ilham kaynağı olması gibi. Bugün İstanbul, dünya şehirlerinin yeniden demokrasi yönünde lideri olmuştur. Batı demokrasilerinin ışığı olmuştur. Daha da önemlisi, özgürlüğe ve eşitliğe hasret bir şekilde demokratik rejimlerde yaşamayı hak eden tüm halklara, tüm insanlara, farklı coğrafyalardaki şehirlere rehber olmuştur. Bu başarı İstanbullularındır. İstanbul her açıdan lider bir şehirdir. Siz lider bir şehrin, kadim bir şehrin, binlerce yıllık bir kentin yurttaşlarısınız. Ve İstanbul dünyada aslında demokrasinin muhafızı olmuştur. Siz hem İstanbul'un hem demokrasinin muhafızısınız. Ben bu anlamda güzel İstanbulluları tebrik ediyorum. Büyük hayallerimiz var. Kalkınmış güven içinde, mutlu, eşit, özgür bir İstanbul ve Türkiye ve bu anlamda Türk teknolojiyi barış ve gelişim için kullanan bir İstanbul ve onun ışık tuttuğu Türkiye, ormanları ve denizi mis gibi kokan, sokakları tertemiz, insanları güler yüzlü, mutlu bir İstanbul ve Türkiye. Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız. Yarın hizmette ve demokraside tam yol ileri demeye devam edeceğiz. Düğünümüz dernek olacak. Yarın her şey inşallah çok daha güzel olacak. Tekrar bütün partililerime, bütün gönüllülere, bütün İstanbullulara teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanıma teşekkür ediyorum.
5,5 yıl önce beni bu yolculuğa çıkaran Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hepinize güzel bir akşam diliyor. Birazdan 15-20 dakika içerisinde Saraçhane'de özgürlüğün ve İstanbullunun evinde, demokrasinin merkezi Saraçhane'de sevgili hemşerilerimle buluşmak üzere hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İl Başkanımız Özgür Çelik'le birlikte hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte kameraların karşısındaydı. Sözlerini tamamlarken önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Sanki daha önceden böyle yazılmış bir metin hissiyatı da verdi. Az sonra hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz. Çok kısacık bir reklama gideceğiz. Dönüşte bu konuşulacak ince detaylar, İlker, ince vurgular var. Onu da söyleyeyim. Acaba önce Özgür Özel'e mi gitsek, dinlesek? Konuşmasını bir dinlesek peki, mi? Peki, gidelim. Hüseyin Başkan'a, gençler adına ve herkese, gençlere duyduğu güven adına teşekkür ettim. Mansur Başkan'a geçen sefer kazanıp iyi yönettiği için özel teşekkür ettim. Ve yanımda biri daha var. Ankara'yı yıllardır o bayrağı onurla, gururla dalgalandıran, Ankara'daki ilk değişimi başlatan, tüm siyasi görüşlerden oy almayı başaran kahramanım var burada. Başka belediye başkanımız var mı yanımızda? Ankara'da kaç oldu başkanım? Ankara'da malum 25 belediye var. CHP'de 25 belediye var. Yıllardır CHP'de Çankaya ile Yeni Mahalle. Geçen sefer eklendi yakışıklı genç başkanımız Elmedağ. Bu seçimde Mansur Başkan çok emek verdi. Örgütümüz, Ankara milletvekillerimiz ve hedef aslında onun üzerine çıkmak, daha çok arttırmaktı. Nazar değer diye söylemeye utanıyorduk. 25 belediyeden 16 tanesini aldık. 17 yıl. Biraz önce bir telefon aldım. O telefonda beni, yöneticilerimizi ve kendi deyimiyle partim için bu tarihi zaferi kutluyorum diyen Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızı. Birileri akıllarınca CHP'yi karıştıracak, bizi birbirimize düşürecekti. Buradan söylüyoruz. Bu parti öyle arkadaşının avukat bürosunda, rezidansın son katında kurulaydı, senin basit oyunlarında karışırdı. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş partidir. Bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'dir. Ve
söylediğim bir daha söyleyeceğim. Bir siyasi parti önceki genel başkanlarına vefa gösterecekse, o ilk genel başkan da olsa, son genel başkan da olsa, bir genel başkana, bir siyasi partinin vefası onların partisini iktidar yapmakla olur. Bugün partimizi hep beraber şu ana kadarki sonuçlara göre, vallahi ben TRT'nin yalancısıyım, birinci parti yaptık. Bu ikinci yüzyılın ilk yerel seçimiydi. Size söz veriyorum, ikinci yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Son olarak şunu söyleyeyim. Aday belirleme sürecinin en büyük başarısı ölçme değerlendirmedir. Bilimdir. Anketlere burun kıvıranlar, destek aldığımız tüm teknolojiyi görmezden gelenler ve bizi adaylaşma sürecinde küçük düşürmeye çalışanların hepsi bugün, bu akşam bu sonuçlarla yeni nesil bir yönetim anlayışının bilime saygılı, veriye dayanan, ölçme değerlendirmeyi önemseyen bir yönetim anlayışının önemine tanık oldular. En karamsar günlerde şu salonda arkadaşlarıma şunu dedim: biz doğrusunu yaptık. Adaylardan emin miyiz? Hele bir otobüsün üstüne çıkalım, gerisi kolay dedik. O otobüsün üstündeyiz. Sözümüze değer veren, Balıkesir'de, Denizli'de, Manisa'da, Bursa'da, Trakya'da, tüm büyük şehirlerde sözümüze değer veren iyi insanlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara ve birleşe birleşe kazanalım deyip de bizimle birlikte olan herkese, Kürt demokratlara, Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Milli takım gol atınca kim seviniyorsa, filenin sultanlarının zaferine kim gözyaşı döküyorsa bizimle beraberdir. Tüm biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarın yeni bir adım atıyoruz. Kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok. Hata yaptıysak, kalp kırdıysak, Türkiye'nin neresinde bir kalp kırıldıysa onarmak görevimdir. Ben özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Gönüller yapacağız. Gönülleri yapa yapa, birleşe birleşe hep birlikte kazanacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evlerdeki hastaları bir müsaade edin. Beni bir dinle.
Beni dinle. Beni dinle. Sizden bir ricam var. Bizi çok sefer yendiler. Alay ettiler. Dalga geçtiler. Tahrik ettiler. O gün ne yaşadıysak onu yaşatmamak boynumuzun borcudur. Kimseyi üzmeyin. Kimseyi küçük görmeyin. Kimseyle alay etmeyin. Çok rica ediyorum. Evlerdeki hastaları, bebekleri düşünün. Seçim kaybetmişlerin yakınlarını düşünün. Çocuklarını düşünün. Ve başarıyı taşımanın en yüce hali alçak gönüllülüktür. Bunu sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İşte Cumhuriyet Halk Partisi. İşte Türkiye'nin ikinci yüzyılının yeni lideri. Coşkuyla selamlıyoruz. Coşkuyla selamlıyoruz. Bu ne güzel Türkiye. Bu ne güzel Türkiye. Bu ne güzel Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni başlıyoruz. Daha güzel yarınlara. Daha güzel baharlara. İkinci yüzyılın ilk lideri Özgür Özel, yepyeni baharlara, yepyeni günlere, yepyeni yarınlara yürüyoruz. Yeni başlıyoruz, yeni başlıyoruz, yeni başlıyoruz. Yolun açık olsun Türkiye, yolun açık olsun Türkiye. Başarının mimarı, yeni, yepyeni baharların, yepyeni baharların mimarı, Türkiye İttifakı'nın, Türkiye İttifakı'nın lideri. Birleşik senindir, güçleri, alkışlayıp gelinse. Vatan ışıkları kapatalım ve telefonlarımızın ışıklarını yakalım. Alanı aydınlatan arkadaşı şu ışıkları kapatıyoruz. Projektörleri kapatıyoruz. Bütün ışıkları yakalım telefonlarımızın. Bütün ışıklarını yakalım. Diğer projektörü de kapatalım arkadaşlar. İkinci yüzyılın lideri, genel başkanımız, başımızın üstündeki cam tavanı, buzla buz öden lider, partisini girdiği ilk seçimde birinci parti yapan lider, genel başkanımız sizlerle bir selfie yapıyor. Genel başkanımız Özgür! 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 Yapılacak! Yapılacak! Yapılacak!
gelmiş geliyor. Güneşten boşanmış, kokmuş geliyor. Batıda bağırda çekmiş geliyor. Güneşten boşanmış, kokmuş geliyor. Bir ışık seriden sökmüş geliyor. Işıma yetkilen. Bir taraftan Ankara'yı gördünüz, diğer tarafta İstanbul'u gördünüz ve yine oradaki hem ışık gösterilerini, cep telefonlarının ışıklarıyla yapılan gösterileri onları da gördünüz. Özgür Özel yakınındaki belediye başkanı, Çankaya Belediye Başkanı, Yenimahalle Belediye Başkanı ellerini havaya kaldırdı. Yakındaki belediye başkanlarının ellerini kaldırdı ve yine önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem teşekkür etti hem hakkını teslim etti. Onu da söyleyebiliriz. İstanbul'dan, Ankara'dan devam edeceğiz. Ben burada şimdi ayrılıyorum. Selçuk Tepeli devam edecek ve burada yorumcular devam edecek elbette. Now Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ile birlikte ben yarın sabah Çalar Saat'te daha da böyle netleşmiş bir tabloyla karşınızda olacağım. Deniz Zeyrek de yanımızda olacak Çalar Saat'te ve yine Ozan Gündoğdu da diyerek reklamlar.